28 Şubat davası Türkiye için çok önemli. Türkiye'nin mazlum insanları için çok önemli. Sadece inanmış kesim olarak demiyorum. Bu ülkenin %70'i şu veya bu şekilde 28 Şubat davasından mağdur oldu. Kimi kılık kıyafetiyle, kiminin cebindeki para yeşil yapıldı, kimininki kırmızı yapıldığı için. Kimi başörtüsünden dolayı okullarından uzaklaştırıldı, eğitici ise, öğretmense öğretmenliklerinden uzaklaştırılıp öğrencilerinden uzaklaştırıldı. Doktorlar ameliyat masasındaki hastalarını ameliyat edecekleri anda bile irticacı adı altında en büyük hastasının aşkından koparıldı, hastasından koparıldı. Onun ölmüş ölmemişi değil, doktorun mağduriyeti irticacılık adına önemliydi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki faili meçhullerin hala bugün hesabı sorulamadı. Ankara gibi, İstanbul gibi büyük yerlerde kim öldürdüğü belli olmayan kişiler, Behice Boranları hatırlıyorum, Bahriye Üçokları hatırlıyorum ve daha değişik onlarca kişi, solcu da olsa Türkiye'nin yetiştirdiği aydınları, Uğur Mumcuları filan hatırlıyorum. Öldürten zihniyet onları öldürmekle kalmadı. Üstelik şunlar öldürtüyor diyerek kara propaganda ile birlikte İslam aleminin Müslümanların üstüne suç atarak onların mağdur ve mazlum konumuna gelmelerine sebep oldu. Ordudan 2000'e yakın subaya subay irtica gerekçesiyle tasfiye edildi. Daha sonra psikolojik baskılarla başka kurumlarda görev almaları da engellendi. Sağlık nedeniyle karneleri elinden alındığı için bunalıma düşenler tedavi imkanı bulamadılar. Ve Türkiye'nin %70'i etkilendi. Fakat 28 Şubat davası başladıktan sonra müdahil olarak bu ülkenin %70'i mağdur olmasına rağmen ancak 400'e yakın bir müdahillik var. Bunun da yaklaşık 200'ü ASDER üyelerinden, diğer 200'ü de toplumun değişik kesimlerinden. %70'i mağdur olan böyle bir 70 milyonluk ülkede bu sayının bu kadar olması düşündürücü. Artı bir avuç bu millete zulmetmiş Ergenekoncu efendim zihniyet Silivri'de yargılanırken onların müntesipleri Silivri'den sadece Türkiye'yi değil dünyaya ayağa kaldırmalarına rağmen %70'i mağdur olmuş milletin Ankara'daki görülen davasına katılım, ilgi her geçen gün daha da azalıyor. O kadar ilgisizlik var ki hakimlerin tabii ki kendi iradeleriyle tahliye ettikleri kişiler niye tahliye olduğunu kamuoyundaki gazetelerden ancak öğrenebiliyoruz.